kendinden başka suçlayacak hiç kimsen kalmadı Ozan efendi. Ya da kendinden başka kimsen kalmadı. Evet, bu daha doğru oldu. Aptal herif. Aptal. Baban da hep böyle derdi küçükken. Aptal. Ulan sen de bir vurma isterdin. Hiç bir kafam çalışmıyordu. Haklıymış ulan adam. Sen hiçbir işe yaramazsın derdi. Haklıymış lan adam. Adam haklıymış lan. Pekala, pekala. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kimle konuşuyordun? Önemli değil. Sen topladın mı kendini? En iyi sen topluyorsun. Biliyorsun. Ben topluyorum seni en iyi, değil mi? Ya senin aklın neredeydi? Herkesin içinde Doruk'la öyle kavga ederken, öyle ergen ergen. Neredeydi aklın? Sen gerçekten narsistsin. Herkes seni istesin. Dünya senin etrafında dönsün. Öyle değil mi? Zeynep de seni istesin ama Sitare de orada olsun. Hep sen, hep sen, hep al, hep al. Tamam, kızma bu kadar. Kızmayayım mı? Zeynep'le geçirdiğin o geceyi unutur muyum zannediyorsun? Seni affeder miyim zannediyorsun? Sen o gece her şeyi değiştirdin Ozan. Her şeyi. Zeynep'i kirlettiğin yetmiyormuş gibi. Kızcağızı, sonra beni, o yaptığın şeyin sorumlusu ilan ettin. Kendi aciz kafanda. Kinlenmişsin sen yine. Evet, sana karşı kindarım. Bundan emin olabilirsin. Bizi ajans birbirimize bağlıyor. Zeynep birbirimize bağlıyor. Bunun dışında benden hiçbir şey bekleme. Çok ciddiyim. Tamam ya, bu kadar yükselmene gerek yok bence. Pis sırıtışı da sil yüzünden. Sana tahammül ediyorum. Sadece tahammül ediyorum. Ama tahammülün de bir sınırı var. Unutma. İyi. Okey. Ben senin tahammülünü daha fazla zorlamayayım o zaman. Öbür tarafta dünya yanıyor. Ben burada bunların erkek egolarıyla uğraşıyorum. Aa, bir şişeye daha gerek var mı? Sınırımızı çizmişken riskli yerlere gitmeyelim. Risk yok. Kendimi kaybetmem, merak etme. Yalnız riskler, sınırlar falan diyoruz ama aramızdaki kimyayı da es geçmeyelim ha. Yine aynı münasebetsiz mi? Bak istersen sabaha kadar arayacak yoksa. Evet, ben en iyisi bir açayım. Efendim şekerim. Başımıza ne işler açtın görüyorsun değil mi? Ne oldu? Kadir'e rüyasını verdin. Şimdi o da tek tek herkese anlatıyor hayatım. Nasıl yani, kime anlatıyor? Türkan'a mesela. Hani en son ajansla saçını başını yolan Türkan'a, hatırlıyor musun?
Peki şeye... Anla işte kızı anlatmış mı? Senin yanında biri mi var? Sen Doruk'la mısın yoksa? Ya inanamıyorum sana gerçekten. İnanamıyorum. Akıl almaz bir kadınsın. Kızını bulmuşsun. Kadir'le kavuşmuşsun ve senin aklın fikrin hala yani. Hayır, başka bir ilişkimiz olsa idolümsün derdim ama maalesef şu durumda sadece rezilsin diye biliyorum. Hiç kusura bakma. Aramızdaki rekabeti düşünürsek sence de... Doruk'a ayak kaçmam normal değil mi? Sen olsan sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? Bu sessizliğini evet olarak algılıyorum. Konu kapanmıştır Hakime Hanım. Neyse biz sadede gelelim. Bu Kadir işini ne yapacağız? Bak şimdi, sabah söz verdiğim gibi Kadir'le seni benim evde bir araya getireceğim. Ne yapacaksın, edeceksin, aklına alacaksın. Hiç kimseye bir şey anlatmaması için Kadir'i ikna edeceksin. Başka seçeneğimiz yok çünkü, değil mi? Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Hem benim evde başka kimseye yakalanma riskimiz de olmaz. Tamam, anlaştık. Tamam, sabah Fevzi alacak seni. Şu adamın telefonlarını aç. Önemli bir şey olmasa aramıyor zaten. Ay, tamam şekerim, kapatıyorum. Ne istiyormuş bu saatte? Aman aklı fikri işte. 7/24 iş düşünüyor. İnan işle ilgili bir şeyler anlattı ama inan dinlemedim. Neyse artık sabah anlarım. Öyle her şeyi seninle paylaşamam diyorsun yani. Peki öyle olsun. Çok fena kafa açtı yalnız. Mükemmel zamanlama. Bilerek yapmış gibi. Sonra devam edelim ama olur mu? Ben şimdi kaçayım. Bıraksaydım. Gerek yok, ben taksi çağırırım. Yalnız ben sana aslında bugün bir şey daha soracaktım. Ozan'la ilgili. Ofiste konuşurken duydum sizi. Onun başka bir ilişkisi mi varmış? Hiç bilmiyordum da. Vardı ama ayrılmış belli ki. Öyle diyor. Tanıdığımız biri mi? Sanmam. Her şeyi seninle paylaşmam diyorsun yani. Peki sen bilirsin. Ben nasılsa öğrenirim. Tehlikeli sularda yüzüyorsun Doruk Soner. Kimseye yanlış umut verme. Bırak sen onu. Hallederim ben de. Sen git babana söyle. Hemen yanıma gelsin. Hadi git. Anne ne oluyor ya? Dedem, sen, dayım. Ne oldu? Kızım hadi git. Git. Ahri su ahri. Sorma bana. Ne diyorsam onu yap. Hadi yürü. Yürü. Aslan. Sülkan. Kızım ne yapacağız? Ben delireceğim kadın. Kapıya kadar gelmiş diyor. Delireceğim ben. Oo, hayırdır? Konsey mi var? Selam baba. Lan oğlum sus, ne yapıyorsun lan? Sus. Bana bak. Şimdi bana doğruyu söyleyeceksin sen. Senin o çevirdiğin işlerin melekle alakası var mı? Yok yok yok. Yine vuruyorsun ya. Ya yeni aldım bunu. Niye bu suçluyorsun ya? Melek kim oğlum ya? Ne meleği ya? Ya melek işte ya. Bugün buraya gelmiş kapıya. Kadir'le konuşmaya. Zeynep de görmüş. Saatli bomba o kadın bak. O Zeynep onu biliyor mu? Neden o kadar buraya geldi? Baba vallahi bilmiyorum. Nereden bileyim ben ya baba? Vallahi benim ilgim yok işte ya. Hem sen yalan söyleme bana. Ulan ne yalan söyleyeceğim? Aha, Allah Kur'an çarpsın, nimet çarpsın ya. Ulan sen benim ne zaman yalan söylediğimi duydun? Eyvahlar kuzum ya. Ama bu kadın buraya kadar geldiyse... Eyvahlar olsun ya, eyvahlar olsun baba. Türkan, Kadir nerede? Ya Kadir abi, Türkan abla ya, benim konuşmam lazım ya. Birileriyle çatlayacağım ya. Ortağımı arayayım. Ortağımı arayacağım.
dost çaldı. Kadir. Merhaba. Niye ben böyle... Niye kıstırdınız? Yok yok, panik olma sen şimdi. Bak biz sana sorular soracağız, tamam mı? Ne sorusu Türkan? Kadir. Bugün Müjgan gelmiş ya kapıya. Sen onu nereden tanıyorsun? Tanıyorum insanı, insan insanı tanır yani. Öyle ben tanıyorum yani. Kadir oğlum, o kadın neden gelmiş? Özür dilemeye gelmiş baba. Ne özürü oğlum? Ya siz daha önce bir yerde karşılaştınız mı? Evet, ben alıyordum onu, çok aradım, buldum. Tanıyor musun sen onu? Doğruyu söyle. Evet, tanıyorum ben. Tanıyorum. Melekim o benim ya. Of melekim. İşte. Söyledim işte, kurtuldum ya. Melekim o benim. Of. İşte olacağı buydu ya. İşte vallahi biz kaçamadık bu lanetten. Ya ama bu kadar üzülmeyin ya. Üzülmeyin ki, çünkü çok müjdeli bir haber değil mi bu benim için? Çok müjdeli gerçekten de. Oğlum şey... Zeynep'i biliyor mu? Biliyor baba, biliyor tabii. Yani şey, hani ben haberlerde çıktım ya... Kapalı Çarşı birinci operasyonunda ben haberlerde görmüş yani. Biliyor da anlamış yani, anlamış. Vallahi bak, benim başım dönüyor, yemin ederim. Ya bizim bu kadını durdurmamız lazım ya. Evet. Durdurmamız lazım bu kadını. Zeynep'e itiraf etmeden, hayatımıza çöreklenmeden bir şey yapmamız lazım. Yok Türkan, üzülme ha, öyle değil bak ha. O da bir kere böyle diyor. O da öyle diyor. Zeyno'ya söylemeyelim. Üzülür diyor Zeyno. İkimiz anlaşıyoruz. Anlaştık biz bu konularda. Konuştuk yani. Zeyno'muz yani. Bizim melekle benim Zeyno'a. Evet. O tam bir anne zaten. O var ya, o işine geldiği için öyle diyordur o. Ama öyle deme Türkan ya. Öyle deme. Niye biliyor musun? Çünkü biz konuştuk, sarıldık biz. Biz koklaştık melekimle. Ben... Kadir! Baba! Oğlum sus! Babam. Sus. 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 Lan ben sana ne dedim Kadir? Ben sana ne dedim? Sen önce benim cesedimi çiğnersin demedim mi ben sana oğlum? Doğru. Şimdi ne oldu Kadir ha? Biz nereye geldik oğlum? Sen benim... Beni ezip geçecek misin? He? Babanı. Atanı. Baba öyle deme ne olursun ama ben öyle dersen çok üzülürüm. Zeyno. Ne oluyor burada? Niye bağırışıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Yok be Zeynep, sen de iki inatçı keçe gibi odaya sığmamışlar işte bunlar öyle. Baba. Peki o zaman niye herkes burada? Dedi. Zoru niye biz buradayız ya? Feride hadi yürü. Şimdi onlar konuşurlar kendi aralarına. Hadi kızım. Hadi ben geliyorum hadi. Hadi. Kızım. Çözer onlar. Hadi olur baba oğul arasında böyle şeyler. Hadi bakayım. Babam, benim bir tanecik babam. Kadir oğlum. Baba. Oğlum sen boş hayallere kapılma. Sonra sükutu hayale uğrarsınız, başka hiçbir şey değil. O kadın ne sana yarar, ne de Zeynep'e.
Sen de baba sözü dinle. Melek Hanım, buyurun. Yalnız Melek Hanım, şimdi ben ailemi karşıma alma pahasına size bilgi veriyorum. Kadir'i de sizinle buluşturuyorum. Yani bunların bir bedeli var tabii ki. Hani yani şeyden söylüyorum yani hani unutmayın diye o bapta. Dün beni sitareyle ortada bırakmanın bedelini mi istiyorsun sen? Hı? Sitare Hanım bu ya. Yani bazı ufak tefek sürprizler olur tabii ki. Yani ayrıca uzun bir yolda giderken böyle iş kazaları oluyor. Ha, yani beni bağlar mı? Bağlamaz. İki taraftan da avantamı alırım diyorsun yani. Yani kim bilir yani. Belki öbür taraf daha fazla veriyordur. O tarafa daha fazla bilgi veriyorumdur. Aha. Hani ne demiş Japonlar? Açayı oynamaz. İnanılmaz bir yüzsüzlük seviyesi. Ah Melek Hanım yapmayın ya. Emlakçılar da öyle değil mi zaten? İki taraftan da komisyon alıyorlar. Yani düzen böyle. Yo yo ben kötü manada söylemedim zaten yanlış anladın. Ben en iyi senin gibilerle anlaşırım. O zaman tamam güzel anlaşacağız. Yalnız benim hayatımın sponsoru da Sitare Somer biliyorsun. Şu içerideki krizi bir atlatalım. Senin payını da düşünürüz. Yalnız aynı frekansta olduğumuza çok seviniyorum biliyor musunuz? Harika. Neyse ben şurada yakında sizi beklerim. Alo derseniz anında buradayım. Tamam. Hı. Ulan oğlum Fevzi iyi ki konuştun ya. Eşeğini sağlam kazağa bağlayacaksın oğlum. Laf bir kere ağızdan çıktı mı çıktı. İçeride ne oluyorsa oluyor beni şu kadar bağlamaz. Gel bakalım gel. Entrikalar kraliçesi. Kadir'in yanında yöresinde böyle konuşmasak mı Sitare'cim? Pardon. Çok pardon ben unutmuşum bir an aklımdan çıkmış. Kadir nerede? İçeride seni bekliyor. Kavga dövüş olmadan, kimse kimsenin saçlarına yapışmadan böyle sakin sakin oturduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sonrası için söz veremem ama. Bir lafına bakar. Bakın aslında burada hepimiz aynı şeyi istiyoruz. İlk aklınıza Zeynep geliyor olabilir ama benim kastettiğim şey hepimiz hayatlarımızın alt üst olmamasını istiyoruz. Öyle değil mi? Bizim hayatımız şimdiden yerle yeksan oldu Sitare Hanım. Bu ifrit
bizim Kadir'in aklına girdi ya. Benim oğlum artık kolay kolay iflah olmaz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Melek? Ay sen böyle sunucu gibi tepemize mi dikileceksin? Ay bu benim hiç hoşuma gitmedi de. Ben sadece... Sen sadece dümende olmak istiyorsun canım. Bunun herkes farkında ama ben buna izin vermeyeceğim. Burada Türkan ve İsmail Bey aile sayılırız. Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Vallahi Türkan sen istesen de istemesen de durum bu. Ama sen burada dış kapının mandalısın Sitareciğim. O yüzden seni kapının dışına alalım lütfen. Merak etme, bundan sonra kavga falan olmaz. Eşyalarına zarar gelmez yani. Değil mi Türkan? Yoksa iki günde iki kere tuzağa düşürüldüğümü düşüneceğim. O zaman da ben çıkıp gideceğim. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. İyi niyetimin tuzak olarak algılanmasını senin fesatlığına veriyorum Melek'ciğim. Benim gerçekten bu görüşmeden en ufacık bir kişisel çıkarım yok. Eğer bunu kanıtlamak için çıkmam gerekiyorsa... Peki tamam, çıkıyorum. Mersi canım. Zaten bir bağırış çağırış olursa hemen dışarıdayım. Yani kimse kimsenin saçına yapışmadan gelirim, merak etme. Kapıyı ardından kapatırsan yalnız. İyi gördüm sizi. Sen deplasmanda olduğunu unutuyorsun galiba Müş. Kimin evinde kimi kapı dışarı ediyorsun sen ya? Evet. Melek, sen şimdi... Ne istediğini söyle, pazarlığa geçelim, tamam mı? Bu Kadir'le Zeynep'ten uzak durmak için ne istiyorsun? Türkan, sen beni çok yanlış anlamışsın. Hayır, benim sizden hiçbir beklentim yok. Ben kızıma kavuşmak istiyorum sadece. Tabii yani şu an karşısına çıksam beni kabul etmez. Yani bunun için Zeynep'in bir süreye ihtiyacı var. Sağ olsun Kadir bana bu süreçte çok yardımcı olacak. Siz de herhalde bir anneyle yavrunun kavuşmasına engel olmaz. Melek. Ya sen, sen bizi aptal mı zannediyorsun be? Ay estağfurullah. Melek sen çok eğleniyorsun değil mi? Ay herkes senin gibi tasalanarak mı yaşasın Türkan? Bana bak, benim bir tek tasam var, o da sensin. Benim 20 yıldır bir tek tasam sensin. O yalanlarınla Kadir'in de bizim de hayatımızı mahvettiğin geceden sonra bir tek tasam var, o da sensin. Ay yeter ya. O gün bir tek Kadir'in mi başı yandı? Peki benim başıma gelenler, ha? Bunu düşünen var mı? Ah canım, yalanlarını baban yakaladı da uf mu oldu? O halini ben senin gözlerimle gördüm. 20 yıldır da bir an olsun o an aklımdan çıkmadı. Sen yine pişkin, yine böyle bencilin tekiydin. Türkan? Türkan bizi dinliyor baba. Yoksa Kadir linç edilirken senin keyfin mi kaçtı ha? Senin başına bir tek şey geldi, o da nişanla seni üstü bırakıp gittiğinde. Onda adam kaçtı da kendini kurtardı. Ne yaptıysan adama açtırma şimdi benim ağzımı. Bana bak Türkan. Bilip bilmediğin konularda konuşma. Vallahi seni paralarım. Görüyor musun baba, bak nişanlısından bahsedeyim de nasıl tırnaklarını çıkardı. Onun da suçlusu biziz değil mi? Kadir'le benim. Ha? Yoksa senin o aşifteliğin, onun yüzünden, senin yalanların yüzünden kaçmadı senin nişanlın. Nişanlın konusunda sakın konuşma. Benim sabrımı sakın sınama. Ben seni sabrından çıkıyorum. Türkan tamam. Tamam. Melek. Melek kızım. Ya sen benim elimde büyüdün be. Ha? Benim senin üzerinde birazcık hatırım varsa artık bize çektirme be kızım. Baba o hak hukuktan anlar mı ya? Ha? Kadir'e iftira atarken onun hukuk falan böyle hak umrunda mıydı sanki? Sen o gün çiftliğin kapısında ölüyordun. Bunun kılı kıpırdadı mı? Ha? Benim anam bunun yüzünden öldü. Bunun yüzünden can verdi benim anam. Bu çocuğunu doğurdu. Yüzünü görmeden çekip gitti.
Bu insan mı bu ya? Sen insan, bir insan bunu yapar mı? Perişan etti hepimizi, perişan. Bununla böyle yumuşak yumuşak konuşma. Bak bir tek nişanlısını konuşunca rahatsız oluyor. Bir tek ondan bahsedince, yoksa biz umrunda mıyız hala da? Baksana sen şuna. Türkan, bak canım. Sen ister inan, ister inanma. Ben artık Zeynep'in hayatındayım. Ve çıkmaya da hiç niyetim yok. Neden? Ha? Neden? Zeynep'ten senin ne beklentin var ha? Ay. İsmail Bey. İsmail amcacığım. Hatırlar mısın, ben büyürken hep sana İsmail amca diyordum. Şuna bak ya. Bir de böyle duygu sömürüsü yapıyor. İsmail amcan yeni mi geldi aklına? Tamam Türkan. İsmail amcacığım. Bak. Senin benim üstümde çok emeğin var. Bunların hiçbirini inkar edemem. Ama o gece, Kadir'le o yaşadığımız geceden sonra inan benim ailemin de hiçbir işi rast gitmedi. Ah aldın ah. Ah aldınız çünkü. Mazlumun ahı yerde kalmaz. İsmail amca bak. Önce babam iflas etti o geceden sonra. Sonra rahatsızlandı biliyorsun. Biz de çok yıprandık. Her şeyimizi kaybettik. İşte kızım, biz de kimse artık bir şey kaybetmesin istiyoruz be yavrum. Ama ben kızımı kazanmak istiyorum. Bunun nesi kayıp ki? Niçin kavuşmak istiyorsun? Ha? Niçin? Annelik yapmak için mi? Ya hayatı boyunca anneliği aklına bile getirmemiş bir kadın. Bundan sonra ne değişecek be? Ay onu bırakın da ben düşüneyim ha. Düşün. Düşün ama Zeynep'i de düşün. Zeynep'in onu hiçbir zaman istememiş ve babasını da en çirkin şeylerle itham etmiş bir annesi var. O kadını, yani seni hayatında ister mi? He? Bu onu mutlu mu eder, mutsuz mu? Hadi. Hadi düşün bakalım. Ya Allah aşkına baba, bu kendinden başkasını düşünür mü ya? Ha? Bunun bir tane vakti zamanında nişanlısı vardı, adı Sinan mıydı, neydi? Yani o bunu bırakıp gitmeseydi, onu kafesleyip evlenseydi, bu karşımıza çıkar da böyle ben yavrumla kavuşmak istiyorum diye ağlanır mıydı bu? Ha? Adam kim bilir neden gitti? Uyu bata sıcağı. Ay yok ya, gerçekten yok yani. Ben ne kadar laf döksem Türkan'ın içini soğutamayacağım. Yok, bak daha fazla dil dökemeyeceğim vallahi yok. Bak bak, bir de zeytinyağı gibi üstü çıkıyor bak. Melek, bana söz ver. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kadir'den uzak duracaksın. Bak, bak ben başka türlüsünü kabul etmiyorum. Tamam mı? Kabul etmiyorum. Bak sana açık açık söylüyorum. Kötü olmayalım Melek. Ay olalım. Kötü olalım. Ben alışkınım zaten herkesle kötü olmaya. Antrenmanlıyım yani. Asıl siz düşünün. Bakın. Biz birbirimizin hayatının tam orta yerindeyiz artık. Kadir benden hayatta vazgeçmez. Yani bunu kabul ederseniz hepimiz için işler daha kolay ilerler. Neyse, görüşürüz. Çünkü daha görüşeceğiz. Aa! Hemen mi gidiyorsun? İçeride söylediklerimde ciddiydim Sitare. Bu tuzağa üçüncü kez düşme. Senin de elin armut toplamıyor canım. Senden de bekliyoruz bir takım hareketler. Hep böyle tek taraflı yumruklayınca çok keyfi çıkmıyor biliyor musun? Ben sana keyif vereceğim. Merak etme sen. Neyse. Ben alacağımı aldım zaten. Senin şu eski nişanlın kapanmayan yaran çok net. Ve bence hala bu konuyla ilgili sakladığım bir şeyler var. Hayatımıza yeni bir aktör giriyor kaçınılmaz olarak. Merhabalar Talat Bey. Geçen gün bilgilerini benimle paylaştığınız beyefendi Sinan Barkım, değil mi? Evet. Kendisine nasıl ulaşabiliriz acaba? Mümkünse hemen.